Beşiktaş'a. Ne oluyor Beşiktaş'ta sorusu bugünlerde çok sıkça soruluyor bizlere de, size de mutlaka Güven abi, Kemal abi, Levent abi Vallahi Beşiktaş'ta Konya'daki Beşiktaş'ın oyunu, skoru tüm Beşiktaş'ları yüzdü tabii Yani e, skor bazen olabilir sen e, oynarsın Çok iyi oynarken rakip senden de, çok evet. daha iyidir e, o golleri yersin e, mağlup olursun onun bir üzüntüsü vardır. O sonuca üzülürsün. Beşiktaş'ın buradaki üzüntüsü hem sonuca hem o sonucu doğuran futbolun cılızlığına, zavallılığına. Şimdi mesela Dünya Kupası finali oynamış bir vida var. Bir stoperiniz var. Takımın yediği dört golde rol almış. İki tanesinde direkt birinde penaltı yaparak birinde Gol pası vererek, Asist, doğru, ya, ta, ta, asist, asist yaparak, yaparak, gol pası da, Asist yaparak, ikisinde direkt, ikisinde de olaya müdahale etmeyerek. Hı hı. Yani bir düşünün ikinci golde e, Kravets geliyor sol taraftan böyle vida geri geri koşuyor. Hiç kimse gitmediler adamı rahatsız etmediler. Adam ne yapsın mecbur oldu kaleye vurdu topu gol oldu. Yani e, ilk golde kornerden e, gelen topa o kadar e, şeyler ki konsantrasyon kaybolmuş yok. Kornerden gelen topa bakmadılar bile dört kişinin yani a, şeye en yakın adam da e, Vida sanıyorum. Orada dört kişinin arasında e, Şengelya değil mi? Şengelya kafayı vurdu. Golü attı. Yani bu bir yani bir, zavallı bir durumdu. Neye Beşikta bağlıyorsunuz? Buna? Beşiktaş'ı bu duruma kimse düşünemez. Ben bunu e, şuna bağlıyorum. <laughs> Evvela bir, bu maç için teknik direktör hatasına bağlıyorum. Sadece bu maç için. Ama Beşiktaş'ın bugünkü yapısı, takım yapısı, kadro yapısı için yönetime bağlıyorum. Yönetim çünkü öyle bir şey olmuş ki, e, karyus gitmiş ne olursa olsun. Almanya'da e, önemli takımlarda oynamış, e, Liverpool'da, şeyde Liverpool'da final oynamış, oynamış, final oynamış. Oradan gelmiş de çok başarılı maçlar çıkarmasa da başarılı maç ama bir deneyim sahibi bir kalecim varken gidiyor yerine e, 19 yaşındaki bir delikanlıyı koyuyorsun. Adam elinden geleni yapıyor ve Beşiktaş Kalesi'nde sanki Dünya Kupası oynayıp gelmiş bir kaleciymiş gibi eleştiriler alıyor. Hatalar yapmadı mı? Çok fahiş hatalar da yaptı. Gol yedirdi vesaire. Trabzon maçında olacak şey değil. Ama Bunları yapmış, bu tür hataları yaparak gol yemiş ne ünlü kaleciler var. Yani hiç hoşgörüye girmedi. Böyle bir adam Karius'un yerinde Ersin var. Ruiz benim çok tuttuğum bir şey stoper değildi ama Ruiz gene de şu anda İspanya Ligi'nde oynayan bir e, stoper. Karagümrük'te bir, direkt oynuyor. Roko. Roko şimdi ona geleceğim. O Ruiz gitti hani bıraktı gitti ya evet. paramı ödemediler diye. İspanya'da oynuyor. Rocco. La Liga'da. Şimdi e, Roko, Ruiz yoklukta hadi bundan oynayalım dediniz. Ondan sonra Roko Karagümrük'te direkt maşallah oynuyor. Yani. E, direkt gol oynuyor. Ve gol de attı. Başakşehir yani. attı, Başak attı ya, arka direk. Şimdi attı. orta sahandan giden Elnen'i Premier Lig'de Arsenal. e, oynuyor Arsenal'da. Ne bileyim Burak gitti Fransa'da şampiyonluğa zirveye oynayan takımında Lig'de Lille. şimdi şey e, ee, Canerle Gökhan gitti. Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran adamlardan iki, iki, isim. Arkasında işte Roko var, Rebaşo var, e, Boateng var. Daha bu tür adamlar gidiyor. Yerine gelenlere bakın. Yerine gelenlere bakın. Wellington. Ensekala. Ensekala. Mensah. Bunlar ilk başlangıçta biraz daha e, ilk başlarken e, geldiler. İlk başta oynamaya başladılar. E, ondan sonra e, gelenler var. Atakan var, Montero var. geldi. Ha Atakan. Altınordu. Altınordu'dan geldi. O şimdi e, Mir'in döndü şeyden, kiradan. Hasiş döndü, Lerin döndü ama hepsini toplasan kaç para eder? Şu son maçta gördük Gökhan Töre ile Beşiktaş'ın hani acaba mı diye aldığı insanlar Abu Bakar. Bakar. Beşiktaş'ta aa bak bunlar topu biliyor dedirten iki tane adamdı. Şimdi bunlarla oynuyor Sergen Yalçın. O zaman ben Sergen Yalçın'ı suçlamam. Yönetimi Beşiktaş'ı ben düzlüğe çıkaracağım diye gelip talip olup Beşiktaş'ı alan yönetimi ondan sonra eseridir bu kadro. Sergen Yalçın yoklukta bu kadar alabiliyoruz. İşte bu malzeme bu bunlarla yemeği pişir diye önüne konmuş. Sergen Yalçın da onlarla bu yemeği pişirmeye Ama çalışıyor. Ama Sergen Yalçın herhalde bunları bilerek geldi. Yönetimin bir, bütçesi bu kadar kampanya düzenleyip para bulmaya da çalışan bir yönetim var Beşiktaş'ta. Geldi de geçen sene geldiği zaman Beşiktaş takımını Abdullah Avcı Beşiktaş takımını aldı. Sergen Yalçın yukarı çıkardı. Hı hı. Kimlerle? Biraz önce saydığım Tabii. 9 kişiyle. Adam 9-10 kişi hepsini göndermişsin kardeşim. Yerine eş değerleri yarısı değil gelenler. Para yok. E para yoksa Sergen'in kabahatine. <laughs> Doğru. O zaman ona niye çatacaksınız? Ha Sergen bu maçta bu maçta motivasyonu sağlayamadığı için e, bence biraz e, eksik kaldı, hatalıydı. Yani sen e, şeyle düşünebiliyor musun? Önde şeyle oynuyorsun. Taylan'ın fonksiyonunda e, Dorukan'la oynuyorsun ama arkasında iki tane sefil oyuncu var. Vida ile Wellington. Ben böyle amatör takımda görmedim ki bu adamlar iyi oyunlarını gördüğümüz tanık olduğumuz Tabii. oyuncular. Yani <laughs> Vida dediğin Dünya Kupası finali oynadı ya. Wellington'da geçen sezon Alanya Spor'da son Sa derece başarılı. Sonra sağ sağ tarafta Necip Necip garibim artık abi e, Perşembe Pazar o da. E, zaten sabek değil. Hı hı. Perşembe pazar yoruldu. Önünde Atakan'ı oynattım bu sefer. Niye? Lens'i de kovduğun için. Hani Lens de bir şey mi? O da bir şey değil. Mecburen artık ayettin artık diye. Ama ne yani güzel sabek oynardı be. Parasını ödeyeceksin. Aslında. Parasını Aa. ödeyeceksin. Kadro tamam. dışı bırakmak Lens'in parasından Beşiktaş'ı kurtarmıyor ki. Parasından kurtarmıyor da şundan kurtarıyor. Maç Konten başlarında. Kontenjandan kurtarıyor. E, tamam yani yerine, ya, yerine adam alacak. Ve sen hala daha Sabek adayın belli değil, <laughs> e, golcü adayın belli değil. Abubakar'ı alıyorsun, <laughs> Abubakar 3 yıl önce Beşiktaş'tan giderken kal dendiğinde Porto dedi ki 25 milyon tıkı ver, kalsın sizde. 3 e, yıl önce 25 milyon avroydu sadece bon servisi, e, bugün bedava. <laughs> Acaba neden? acaba neden neden? Yani bir <laughs> sebep. geçirdi ağır, sakatlık Şimdi da. o zaman sakatlık geçirdi. Tamam. Bunu da biliyor Beşiktaş yönetimi. Ama e, ya sen de birinci maçın 10. dakikasında yeniden sakatlığın yükselerse değil Ama mi? Ama futbolcu olduğunu girdikten sonra net ortaya koydu. Değişti bir duvar pası şimdi, var. Heh, şimdi Al, adam 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 futbolcu. Verdi. Onun için o zaman 3 sene evvel 25 evet, milyon işte çektiler. Yani. Ama şimdi o çizgide bir adam değil. Yani e, olsa Portosan'a niye versin onu? Tabii canım. Ve e, o zaman Abu Bakar'ın aldığı 3 onda 3 milyon. Beşiktaş'tan Hı -hı. işte bonuslar falan deniyor. Ben onları konuşmayı bilmiyorum. Şimdi bu sefer 1 yıllık. O da 1 milyon. Yani Abu Bakar'da bütün değerler düşmüş. Sıksalar bedava oynatacaklar. Yani bütün değerler düşmüş. <laughs> yani şunun için söylüyorum. Levent iyi girdi araya. Hani e, Abu Bakar girdiği zaman aa bak bir futbolcu gelmiş var dedik burada değil mi? Gökhan da gel, girdiği zaman o dedik tabii, tabii, yani aynen. ki beğen yani. Şimdi ama eee Abu Bakar'a güvenip yola çıktık sen eee çıktığına göre niye o zaman Burak'tan devam etmedin? O da çok alıyordu para ama. Abi maliyeti <laughs> istedim. bu arada bir kırmızı geldi transfer gelişmesi. Ha. Gökhan İnler Adana Demirspor'da tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bravo, güzel adam Adana Demirspor, Beşiktaş ve abimiz. Başakşehir'den sonra Adana, Adana Demirspor'da i̇şte işte, forma giyecek. İşte işte bir sıkıntı daha var. Bir sene geçen sene hiçbir iş yapmadılar hiç. Ondan önceki geldiği yarım sez sezonda biraz iş görmüştü. Bir sene hiç iş yapmadı. Bu sene hala başlamadı. Hala yok adam. Bon servisini de iyi bir paraya işte. aldılar. 6 milyon aldılar. 6 mı 8 mi? Ben 8 6 yani milyon kalmış altında. Euro değil mi? S Tabii. Sonra milyon euro. Abu Bakar'la <laughs> beraber düşündükleri yani ben yönetimin e, şeyini e, durumunu anlatmaya çalışıyorum bu örneklerle. Abu Bakar'la beraber düşünülen daha önce ondan önce düşünülen bir Balotelli diye bir adam var. Bu Balotelli'nin şu özelliğini söyleyeyim. 9 senede 8 kulüpte oynamış. Gezmeyi seviyor demek. Ki. Evet. Ya Levent sen alıyorsun bu iyi adamdır diye aman Allah'ım diyorsun Cüneyt'e atıyorsun. Cüneyt ben, ben bunu alırım ben bunu adam ederim diye ah, hop Kemal'e atıyor. Yani demek ki adam problem. Ama e, yazın Avrupa Şampiyonası'nda İtalya formasıyla gollerini izleyebilirsiniz. Öyle de bir golcü.